İyi geceler arkadaşlar. Yine bir abone arkadaşımızın talebi üzerine Alka Kağıt model şirketimiz. Şöyle arkadaşlar, şimdi bu videoyu lütfen yazılıma sahip olan arkadaşlar ve de yeni abone arkadaşlar dikkatle izlesinler. Çünkü yarın bana sorduğunuzda ben hangi videoda ne anlattığımı bilmiyorum. Burada bir de şunu özellikle belirteyim. Arkadaşlar, bu sitenin, bu kanalın amacı salt şirket değerlendirme değil. Lütfen piyasadaki alışa gelmiş olan, işte böyle şirket değerlendiren kanallarla burayı bir tutmayın. Ben burada şirketleri model olarak kullanıyorum. Benim amacım burada özellikle yazılıma sahip olan arkadaşlara finansal okurluktaki bilgilerimi, tecrübelerimi transfer edebilmek. Bunun için de buradaki işlem gören şirketleri gelen talepler üzerinden ya da benim tarzımı, üslubumu bilen arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaklarından, durumdan vazife çıkartmayacaklarından, can kulağıyla dinleyeceklerini bildiğim için onlar ben lep demeden leblebeyi anlayan arkadaşlar. Onlar nasıl davranılacaklarını çok iyi artık benim tarzımdan, üslubumdan bilen arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Yine birkaç tane, çok sık olmamakla beraber birkaç tane, ama ironiyle ama samimi ve dürüst olarak soran arkadaşlara da cevabını vermiş olayım. Sen para nasıl kazanıyorsun? Sen nasıl yatırım yapıyorsun? Senin işte stratejin ne diye merak edip soranlar var veya İroni yapan arkadaşlar var. Genelde benim şirketlerin hiçbirini beğenmediğimi söyleyen arkadaşlar var. Arkadaşlar, şirketlerin dört dörtlük bilançoları ya da komple berbat bilançoları yoktur. Şirket bilançolarını paylaştığında kamu aydınlatma platformunda zayıf ve güçlü taraflarını görürsünüz. Burada önemli olan zayıf ve güçlü taraflarını, zaten mali tablolar analizinin özeti, ana teması budur. Şirketin zayıf ve güçlü taraflarını görmek, yönetimlere de arkadaşlar bu tür rapor hazırlanır. Finansal yönetim tarafından patronlara veya o işletmenin yönetim kuruluna bu tür raporlar hazırlanır. Patron ya da yönetim kurulu şirketlerinin zayıf ya da güçlü taraflarını görürler. Güçlü taraflarını muhafaza etmeye, zayıf taraflarını da güçlendirmek için önlemler alırlar. Bu zayıf taraflarını güçlendirmek için, iyileştirmek için güçlü taraflarından zaman zaman bir takım fedakarlıklar veya ferakatlerde bulunabilirler. Şimdi bakın, ben nasıl para kazanıyorum? 2021'in mali tabloları. Şimdi merak eden arkadaşlar, geçmişe yönelik ne kadar Alka ile ilgili yapmış olduğum video varsa izlesinler. En azından orada benim tarzımı da yakalamış olurlar. Kafalarında birçok soru işareti gider, lep demeden leblebeyi değil Çorum'un ara sokaklarını saymaya başlarlar. Bakın, 2021'in mali tablolarını ben yapmışım, hazırlamışım, arşive kaldırmışım. Dikkat edin, Alka demişim ve yanına takip et diye not düşmüşüm. Tarih 30.03.2022. Şimdi arkadaşlar, eğer ben bunu bugün yazmış olsaydım, değiştirmiş olsaydım, buraya bugünün tarihi çıkardı. Benim bunu hazırladığım tarih. Şimdi ilk önce Alka'ya ve ben bunun videosunu yapmışım.
Muhakkak yapmışımdır. Arayıp bulun o tarihte ve izleyin. Şimdi ilk önce bu hazırladığım ve yanına not düştüğüm takip et. Yani Excel'i sistemi az çok bilenler benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bu takip et yazısı buraya yeni yazılmış bir yazı değil, bu tarihte yazılmış bir yazı. Şimdi ben burayı yeniden adlandır diyeyim. Burada bir noktayı bile sileyim, kaydedeyim. Bugünün değiştirme tarihi bugün olarak değişecektir. Bunu anlatmak istedim. Şimdi ilk önce bu tarihte takip et diye kendime not düştüğüm o tarihteki Alka'ya bakalım. Niçin not düşmüşüm? Kısaca bakacağım. Videolarını bulun orada. Bakın. 2020'nin son çeyreği ile 2021'in son çeyreği bilanço düzenlemesi arkadaşlar bu. Yani ben bunu ne zaman yapmışım? Bakalım hisse değerine. Bakın 29.03.2022 tarihinde yapmışım. Hissenin olması gereken fiyatları, olması gereken fiyatla işlem gördüğü fiyat arasındaki yüzde farkını yine indirgenmiş nakit akım yöntemine göre hissenin olması gereken fiyatlarını gizlemişim. Demek ki ben bunun videosunu çekmişim. Burada reel olması gereken fiyatını yazılıma sahip arkadaşlara olan gerek hukuki gerek ahlaki değer doğrultusunda paylaşmamışım. Şimdi bu geçmiş tarih olduğu için bakalım. Bu tarihte ben bu videoyu yaptığım 29.03.2022 tarihinde borsada 27,20 TL'den fiyatlanarak bugünü kapattım. Bakın. Ve ben bunu incelemişim. Nasıl değerlendirmişim? Ben bunu şimdi değerlendirecek değilim. Videosuna merak eden bulur. Kanalda oradan takip eder. Şimdi arkadaşlar. Açalım. O tarihte bu hissenin olması gereken değeri neymiş? Ve işlem gördüğü fiyatlamayla olması gereken fiyat arasındaki yüzde farkını görelim. Ve bakalım. O tarihte 27 lira 20 kuruştan fiyatlanırken bu bilanço düzenlemesine göre, yani tam 6 ay öncesine göre olması gereken fiyatı 44,69 TL'ymiş. Ve hani diyorum ya arkadaşlar, ben bilanço güzel olacak, yani binanın taşıyıcı kolonları sağlam olacak, güçlü olacak ve çatıya çıkmam için o binada olması gereken değerinin en az %50 altında borsada fiyatlanıyor olması gerekiyor diyorum ben o hisseye yatırım yapmam için. Bu gelmiş 40 liraya, ben bunu 4 lira için gidip de borsada almam. Alameti harika olsa almam. Benim stratejimde, prensibimde ne var? Asla taviz vermeyeceğim. Olması gereken değerinin en az %50 altında işlem görecek. Hisse %64 olması gereken değerinin altında işlem görecek. İndirgenmiş nakit akımına göre bakalım. Açalım. Orada da 43-41'den işlem görüyor. Benim stratejime ve yatırım prensibime uygun düştüğünden, bilançosunu da beğendiğimden, çünkü burada bana göz kırpıyor bu şirket. Diyor ki ben biraz sonra Apron'dan ayrılabilirim. Sen gel şurada paşa paşa otur, koltuğuna yerleş, uçuş kalkış saatimizi bekle diye burada bana mesajı vermiş. Nasıl vermiş? Finansal okurluğun düzeyinde vermiş. Ve bu hisse arkadaşlar ne yapmış? Bakın şu tarihte, hangi tarih?
Kaldı ki o fiyatlamalar bir yıllık fiyatlamalardır arkadaşlar. 30 Mayıs 2022. Bakın. Bir ay sonrasında 45.74'e gitmiş. Bu şirket bu işi, yani hissenin çoğunlukları, şirketin hissenin çoğunluklarını elinde bile bulunduran, bu işi iyi bilen, ki spekülatörler dediğim gibi son derece zeki ve akıllı insanlardır. Çok iyi hisse fiyat hesaplamasını yaparlar. Ve gelmiş bakın 45.86'dan, çünkü buradan hızlan buraya talep artınca olması gereken değerinin üzerine de çıkabilme potansiyeli yüksektir. Ama ben hiçbir zaman için orayı beklemem. Yani eğer ben bu kağıdı 27 liradan, ama izle demişim. Niçin izle demişim? Arkadaşlar, borsada fiyatlamalar sürekli yukarıya yukarıya gitmez. Yani olmayan parasıyla hiç kimseye para kazandırmazlar. Ne demek istiyorum? T2 olayı var. Hani şu kredili hisse senedi alımı olayı var. Yani cebinde parası olmayan insana spekülatör para kazandırmaz. Alır götürür. O alan varsa yükseliyor diye, hani hiç elime cebime sokmadan 2 günlük T2'den avantaj sağlayayım deyip 10 bin 20 bin not alanlara temerrüt faizini giydirir arkadaşlar. Bunu alır 27 liradan, o gün kapandıysa yüksekten, bu sefer düzeltmeye gider, kar realizasyonu yapar. Bunu 25 liraya kadar indirir. Bir müddet 25 lirada 2-3 gün 4 gün bekletir. O gidecek diye cebinden para çıkmadan para kazanmak isteyen temerrüt faizine girdikçe, zarar etmeye başladıkça o 10 bin notu verir arkadaşlar. O verdikten sonra, çünkü onu o görür, anında görür, günlük. Çünkü artık yapay zekalarla yapıyorlar bu işi. Dışarıda bir lot kalsa onu bile anında görür. O temerrüt, T2'den faydalanmak isteyen malı düşürdüğünü görünce tekrar alır götürür. Yani bir şey sürekli yukarıya değil, sürekli de aşağıya değil. Tepki vererek ve en sağlıklısı da budur. Döke döke yatırımcıyı, döke döke bir kalıcı istikrar sağlayan fiyatlama sağlıklıdır. İzle demişim. Niçin izle demişim? Dökmeye kalktığında, gevşediğinde al demişim. Yani tamam, %64 iskontolu çalışıyor ama bunun 27 liraya gelme potansiyelini de görüyorsam teknik olarak, niye 27 liradan alayım? Hisse başına 2 lira 2 liradır. 1 liraya günlük trade yapanlar var. Öyle mi arkadaşlar? Parayı ilk önce hisseyi alırken kazanacağız. Ha bu 25 liraya geldiğinde de Allah ne verdiyse mal almam. Mesela bugün Kent Gıda'yı bana telefonla soran arkadaşım, neye göre aldın Allah aşkına? Bana yani şimdi bakın arkadaşlar, buraya diyorum ki, bana yeni gelen arkadaşlar, değerlendirmek için talepte bulunuyorsanız hangi kriterlerden? Çünkü burası bir eğitim kanalı. Bu eğitime sizin de katkınız olsun. Ben kendi finansal okurluğuma, bilgime güvenerekten şu 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 sebepler benim için geçerli olmuştur, yatırım yapmışımdır, ya da bir aracı kurumun uzmanının anlatımı üzerine, efendim beğenmesi üzerine, şirketin analizi, raporu üzerine aldım. Ya da arkadaşımdan duydum, ya da sosyal medyadan duydum. İşte burada bu eğitime katkı sağlarsanız, doğru bilinen yanlışları tespit edersek, buradaki bu kanalı samimice izleyen, takip eden arkadaşlara da bu hataları, bu noksanları veya doğru değerlendirmeleri paylaştığımızda
eğitime bir katma değer sağlamış oluruz. O yüzden tekrar ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar özellikle bir, bu kanalda hoca yok. O yüzden bu kanalda kimseye hocam diye hitap etmeyeceksiniz. Başta ben olmak üzere. İki, eğer değerlendirmeme güvenip de bir şirketin analizini talep ediyorsanız bu hangi nedenlerle yatırım yaptığınızı veya henüz yapmadıysanız hangi geçerli sebeplerle yatırım yapmayı düşündüğünüzü belirteceksiniz arkadaşlar. Onun dışındaki taleplere ıskalıyorum, görmezden geliyorum, değerlendirmeye almıyorum ona göre. Ve kağıt gitmiş 45-46 liralara, oradan yataya girmiş. İşte arkadaşlar, ben bu şekilde yatırım yapıyorum. Borsadan bu şekilde para kazandım. Dediğim gibi o Kent Gıda'yı soran arkadaşım, Allah aşkına ya ne gördün, ne buldun, nasıl gittin aldın? Bak, hisse gitmez demiyorum. Kent Gıda çıkmaz demiyorum. 1000 liraların üzerindeydi bir ara. Sen söyleyince baktım henüz daha siteye düşmemiş bilançosu. İlk önce onu yapacaktım. Şöyle bir baktım 168 liradan filan fiyatlanıyor. Bu tekrar 1000 liraya gitmez demiyorum. Ama ne vardı da 1000 liraya gitti? Bunu hiç sorguladın mı? 1000 liradan 168 liraya indi, çok ucuzladı diye mi aldın arkadaşım? Yani 168 lirayı çok mu ucuz gördün? Ya bu kağıt 1 milyondan aşağıya geldi 168 liraya. Of! Yüzde bilmem kaç yüz aşağıya geldi. Alayım bu ucuzladı diye mi aldın? 168 liranın ucuz olduğunu mu düşündün, gördün? Hakikaten ucuz mu? 168 liranın daha dibi olamaz mı? Bir kağıt 1000 liraya gidiyorsa, 1000 liradan 168 liraya geri geliyorsa, niçin bu 1000 liradan 168 liraya geldi diye hiç mi şüphe duymadın? Şimdi bana, ya abi bakıver, abi sen zaten kızın söz mendilini vermişsin, o saatten sonra bana damadın iyiliğini kötülüğünü soruyorsun. Sen söz mendilini vermeden önce bana gelecektin. Şimdi ben sana ne anlatsam hikaye, ben seni yanlış yönlendiririm. Ben hisseyi pahalı derim sana, benim inadıma hisseyi alır götürür tekrar 1000 liraya. Tekrar öpecek adam peşine düşer. Sen de bana dersin ki ya sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Bana pahalı dedin, tekrar kağıdı gitti, oraya gitti. Hayır arkadaşım, o iş bitmiş. Sen çarpılmışsın bugün senin ifadenle. Allah yar ve yardımcın olsun. Bana çarpılmadan önce geleceksin. Çarpıldıktan sonra değil. Benim şimdi sana ne desem ki, ben sana şimdi objektif değerlendiremem. Bana sen çok büyük yük, külfet yüklüyorsun. Çünkü burada 2 artı 2 4 etmiyor. Burada matematik çalışmıyor. Burada ekonominin, iktisadın, mali tablolar analizinin kuralları çalışmıyor. Burada tamamen bu borsada şu anda, ki hep böyledir, bütün ağırlık psikoloji üzerinedir. İnsan psikolojisi üzerinedir. Ne güzel seni tava getirmişler. Bu kağıt 1000 liradan 168 liraya geri geldi, çok ucuzladı. Zaten onun istediği o. Zaten sana vermek istediği, senin bilinçaltına hitabı zaten bu yüzden 1000 liraya çekecek, 168 liraya getirecek. Sen de çok ucuzladı, artık bedava oldu diye oltaya yapışacaksın. Ya da ağın içine gireceksin. Bak, 168 lira pahalı demiyorum. Ama 168 liranın ucuz olduğunu hangi kriterlerle karar verdin? Bu tekrar oraya gitmez demiyorum. Ama ömür billah
Ömür billah, bu tür kağıtlara beni kimse bulaştıramaz. Söylemek istediğim. Neyse, gelelim şimdi şirketimizin mevcut dönemine. Bakalım bu arkadaş ne yapmış arkadaşlar. 2021'in son çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre değerlendireceğim. Yani 6 aylık performansını değerlendireceğim. 1 yıllık performansını değerlendiremiyorum. Datalarını çektiğimiz site 2021'in ikinci çeyrek verilerini koymamış. Koymamış. Var mı? Var. Ama bakın arkadaşlar, şuraya benim onları tek tek elden girmem gerekiyor. Bu gibi sıkıntıları gidermek için de zaten Mustafa hocamla birlikte kendi serverımızı kurmak üzere ve kendi serverımızın üzerinden bu KAP verilerini anında vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Birçok şeyi tamamladık. Şimdi vakit almak istemiyorum. Az bir şey kaldı. Az sabredin. En doğrusunu, en sağlıklısını, hatta şu şirket ek bilgi kartını da kaldırıp otomatik olarak kendisi girecek. Siz ekstradan manuel olarak elden girme zahmetine katlanmayacaksınız. Size hazır aktarılmış olarak gelecek kendi serverımızın üzerinden. Evet, inceleme döneminde varlık yapısına inceleyecek olduğumuzda toplam varlıklar içerisinde işletme sermayesinin payı %95,5'tan yavaşça %96'ya artış kaydederken, toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıklarının payı yaklaşık %4'ten yaklaşık %2,5'a, reel olarak da %42 değer kaybetmiş. Ve %4'ten toplam varlıklar içerisindeki payı %4'ten %2'ye azalmış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı ise %4,5'tan yavaşça %4'e gerilerken reel olarak da toplam sabit varlıkları %13 enflasyondan ötürü değer kaybı yaşamış. Şirketin toplam varlıkları enflasyondan ötürü reel olarak, yani %0,28 değer kaybına uğrarken, cari fiyatlarla 917.966.275 TL'lik bir iktisadi varlık artışı kaydetmiş, sağlamış. Finansman yapısına bakacak olduğumuzda, tabii bu 6 aylık performans arkadaşlar. Onu da unutmamak lazım. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı yaklaşık %37'den %41,5'a artarken, reel olarak kısa vadeli yabancı kaynaklar %13 artış sağlamış. Kısa vadeli borç yapısının analizi yaptığımızda, yani 2021'in son çeyreğinde işletmenin finansal borçları sıfırmış. Hiçbir finansal borcu yokmuş. Fakat 6 ay zaman zarfında işletmenin 790.946.000 lira, %9 oranında toplam kaynaklar içerisinde bir finansal borçlanma yapmış. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde ticari borçların, yani ticari faaliyetlerinden ötürü, bakın bunu sık sık tekrarlıyorum yeni abone olan arkadaşlara, olağan, spontane olarak gelişen ticari borçların payı ise %23,5'tan yaklaşık %18'e azalırken, işletmenin ticari borçları reel olarak da %24,5 oranında azalmış.
Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde uzun vadeli borçlarının payı %2,5'tan yaklaşık %2'ye yavaşça azalırken reel olarak uzun vadeli borçları da %27,5 azalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı %39,5'tan %43,5'a artarken ve reel olarak %10 değer artışı sağlarken, varlık finansmanında öz kaynakların payı yaklaşık %61'den %56,5'a azalmış. Ve öz kaynaklar enflasyondan ötürü %7 değer kaybı yaşamış. Şirket varlıklarını %43,5 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %56,5 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Bakın, öz kaynaklar toplam borçlara üstünde seyrediyor, güçlü ve yaklaşık olarak işletmenin öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık 1,5 kat üzerinde seyretmekte. Yani öz kaynaklar toplam borçları karşılıyor. Şimdi bir şirketin tasfiyesinde arkadaşlar düşünün, şirket tasfiye oluyor. Toplam borçlarını nereden karşılayacak arkadaşlar? Öz kaynakların. Yani bugün tasfiye olmuş olsa şirket, hani örnek olarak söylüyorum, işin mantığını anlayabilmeniz açısından söylüyorum. Şirket bugün, ben arkadaş kapatıyorum, ben ticari faaliyette artık bulunmayacağım, kepenkleri indiriyorum dediğinde toplam borçlarını öz kaynakları karşılayabilmeli. Eğer öz kaynaklarla borçlarını karşılayamıyorsa o şirket zaten iflas etmiş demek. Niçin? Mevcut mal varlığı borçlarını karşılayamıyor. Yani borç alacak mevcut durumu şirketin borç karşılamasına yeterli gelmiyor. O yüzden öz kaynakların güçlülüğüne hisse senedi yatırımcısı çok iyi takip edebilmelidir. Şimdi ya işte hangi şirket olursa olsun arkadaşlar, hiçbir şirketi çok gözünüzde büyütmeyin, hiçbir şirketi de gözünüzde küçümsemeyin. Bugün birçok fonda batmaz denilen ama batık şirketlerin fonları mevcut hali. Neler biz gördük? Ne şirketleri gördük arkadaşlar? Şöyle bir araştırın bakayım. Borsanın geçmişini, tarihini. Neyse, gene uzun bir video oldu. İşi fazla uzatıyorum. Çok detaya giriyorum. Niye? Hem yanlış anlaşılma olmasın, hem de bir şeyi iyi anlatabilmek için. Bu huyuma da kızıyorum, açıkça söyleyeyim. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Şirketin 309 milyon 93 bin lira net yabancı para pozisyon fazlalığına sahip. Şu oranın önemini bildirmiştim. Gayet yüksek arkadaşlar. %100'e yakın. Gayet olumlu. Finansmanda değişiklikte kısa vadeli ve uzun vade değişikliğe baktığımızda, finansmanda öz kaynağın katkısı, evet öz kaynaklar güçlü ama %7 oranında finansmanda öz kaynağın katkısı azalmış. Yabancı kaynakların payı %10,5 oranında artmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı %15,5 oranında azalmış. Tabii bunlar işletmenin zayıf tarafları, olumsuz gelişmeler. Ve ama net finansal borçları %68 azalmış iş şirketi 6 aylık performansında.
Evet, uzun vadeli de çok fazla bir değişiklik yok, önemli. Gelelim şimdi öz kaynaklarına. Dedik ya, yani işletmenin öz kaynakları önemli. Her bir kalem önemli arkadaşlar. Yani önemsiz burada hiçbir şey yok. Her bir kalemin burada kendine, şahsına münhasır bir önemi vardır. Toplam öz kaynaklar içerisinde 6 aylık dilim içerisinde, bakın arkadaşlar, yıllık değil. Öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı %32,5'tan %28,5'a gerilemiş, ama önümüzde daha bir 6 aylık dilim daha var. Çünkü bu yıllık, bu sadece 6 ay. Önünde bir 6 aylık daha var, bunu yıllık olarak değerlendirmek gerekecek. Yine aynı şey devamlı sermaye payı içinde geçerli, ama 6 aylık zaman dilimi içerisinde toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payını %66,5'tan %172'ye çok hızlı ve yüksek oranda artırmış. Daha 6 ay daha var önümüzde. Bakın arkadaşlar. Ve şimdi şirket ve ortak karlılık oluşumuna bakacağız. Toplam öz kaynaklar %10 oranında ödenmiş sermaye. %112 oranında, bakın %100'ün üzerinde, %112 oranında içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtmadığı, henüz dağıtmadığı yedek akçelerden oluşmak. Şimdi gidelim bakalım şirket ve ortak karlılık oluşumuna. Önce şirket karlılığına bakalım. Evet. Ha, şimdi burada işler değişti. Şirket karlılığı %2,5 azalış göstermiş. Yalnız bu değerlendirmeyi yaparken burada yıllık bir veri var. Burada 6 aylık bir veri var. Yani burada bir 6 aylık veri eksiğimiz var. %2,5 azalış. Biz bunu olumsuz olarak değerlendirmeye kalktık mı hataya düşeriz. Çünkü henüz daha tamamlamadığı bir 6 aylık performans söz konusu. Peki şirket karlılığın azalışının bileşenlerine baktığımızda satış karlılığı %8 oranında artmış. Katkı payı yüzdesi %46,5'tan %59'a artmış. Emniyet marjı %66'dan %65,5'a gerilemiş, azalmış, ama henüz yine dediğim gibi önümüzde bir 6 aylık zaman dilimi performansı daha var. Gelelim ortak karlılığına. Sadece 6 aylık zaman dilimi içerisinde %1,5 oranında bir kayıp söz konusu. Aynı şey burada da geçerli. Bir önümüzde 6 ay daha var. Varlık karlılığı %2,5, borçların maliyeti %1,5 oranında artmış. Bunun için de geçerli bir 6 aylık var. Fakat bu 6 ay eksik, 6 aylık dilimde net ortak karlılığı %3 artmış. Yani bir bu kadar daha artırsa %6 ortak karlılığı artacak. Efendim, bu bir o kadar daha artırsa, ki yani misal olarak söylüyoruz, böyle bir şey yok. Bunu yıllık bazda değerlendirmek en doğru olacak. Keşke 2021'in ikinci çeyreği de verileri çektiğimiz sitede olmuş olsaydı da daha kapsamlı görseydik. Ya bunu ne yapabiliriz? 2022-21'in 3. ayıyla veya 9. ayı bilançosuyla mukayese edebiliriz ki en sağlıklısı bütün geçmiş dönemdeki en iyi bilanço dönemiyle mukayese etmektir. En sağlıklı olanı da odur. Onu da belirteyim. Evet, geldik gelir tablosuna.
Bakın 6 aylık zaman dilimi içerisinde satılan malın maliyetini düşürmüş. Efendim finansman giderleri eksi. Faaliyet giderleri çok cüzi artış kaydetmiş. Dolayısıyla esas faaliyet karlılık payı 6 aylık performansında bir önceki 12 aylığa göre kısmen artmış. OVEC belirgin şekilde artmış. Dönem karı artmış. Şöyle bir bakalım. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin, bakın bir yıllık maliyetlerin içerisinde henüz %65 6 aylık dönemden gereği %65'e gerilemiş. Dolayısıyla brüt kar %22'den %34'e, reel olarak %13 artış kaydetmiş. Faaliyet gelirlerinin %8,5'tan %4,5'a azalmasının neticesinde esas faaliyet karlılık payı %31'den %39'a artmış. Finansman giderlerinin %5'ten %0,75'e artışından ötürü de vergi öncesi karlılığı %34'ten %40'a artarak gerçekleşmiş. Vergi giderlerinin yaklaşık 8'den veya 7,85'ten, tam olarak söylemek gerekirse 7,85'ten 8,27'ye artışından ötürü de net dönem kârı cari dönemde birazcık daha artışı baskılanmış olacağından toplam gelirler içerisinde bir önceki net dönem kârı %26,5'tan cari dönemde %31,5'a artarak gerçekleşmiş. Nakit akım tablosuna bakalım. Gayet olumlu. Satışlardan nakit girişiyle satılan malın maliyetini de karşıladığı, fazla fazla karşıladığı ortada. Evet. Ve vergi öncesi dönem kârı %113,5 oranında artış göstermiş ki bu %100'e ne kadar yakınsa o kadar olumlu değerlendirilir. Oysa burada %100'ün üzerine bile kendini atmış. Gayet olumlu. Fonların %134'lük kısmı faaliyetlerden elde edilirken bunun %24,5 ağırlıkla kısa vadeli yabancı kaynak artışı ana kaynak oluştururken %48,5'la da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. 6 aylık zaman dilimi içerisinde işletme sermayesi %97,5 oranında artmış. Rasyolara bakalım. Evet, bakın. Likidite oranları azalış eğiliminde arkadaşlar. Olumsuz değil mi? Buradaki azalış olumsuzluktan daha ziyade buradaki oranlar bizi ilgilendiriyor. Cari oran en az 2 olmalı, 2,31. Likidite oranı en az 1 olmalı, 1,73. Evet, olumsuz, azalmış ama likidite oranları olması gereken sınırlarının üzerinde, dolayısıyla likidite riski taşımıyor. Şirket finansal kaldıracı olumlu yönde kullanmak için cari oranı düşürmüş olabilir. Faaliyet oranları vasat gerçekleşmiş ama 6 aylık bir performans var önümüzde. Kaynak yaratma vasatın üzerinde, etkinlik oranları 6 aylık olmasına rağmen oldukça başarılı gözükmekte ve karlılık oranlarına da baktığımızda faiz vergi öncesi karlılığının varlık oranında bir azalma var ama dediğimiz gibi 6 aylıkta önümüzde bir performans söz konusu. Ve büyüme, reel satışlara gelelim. 6 aylık bir yıllığa göre 6 aylıkta %26,5'luk reel olarak yurt içi satışlarında bir azalış göstermiş ama dediğimiz gibi hala, bunu sık tekrar ediyorum, 6 aylık bir zaman performansı var. Mutlak olarak cari fiyatlarla %18,5 artış göstermiş.
Dönem kârı işte 6 aylıkta 1 yıllığa göre de %12'lik bir azalış göstermiş. Fakat burada başka bir şey var. Şirketin bütün bilançolarında bunu görebilirsiniz. Yurt dışı reel ihracat gelirlerini sürekli artırmakta. Şimdi arkadaşlar, o dönemlerde yakından takip eden, sıkı takip eden arkadaşlar hatırlayacaklar. İşte bir takım kimya şirketleri ön plana çıkarken bu sektörel olarak işte halkın kimyayı da bir algısı yaratıldıydı. Ve ben hep o zaman şunu söylediydim soranlara, işte halkın kimya mı, halka kağıt mı? Benim hep favorim halka kağıt olmuştur arkadaşlar. Ama işte bu piyasadaki bir takım şirket analiz değerlendirilen, üstad diye, uzman diye tabir edilen şahıslar işte kimya şirketlerini ön plana tuttuklarından yatırımcıda da Alka ile Alkim arasında bir algı oldu. Yani eğer kimya sektörü sektörel olarak gidecekse Alkim kimya da gider diye düşündüler. Alka kağıdı ıskaladılar ama soran arkadaşlar oldu. Ve onlara verdiğim videolarda mevcuttur. Alkim kimya mı, Alka kağıt mı diye soranlara da favorimin Alka kağıt olduğunu söyledim. Ve geçen zamanda iki kağıdın performansına baktığınızda yanılma payımı veya doğruluğumu siz kendiniz değerlendireceksiniz. Peki, uzatmadan daha fazla hissenin olması gereken fiyatına gelince, yazılıma sahip olan arkadaşlar aşağı yukarı, yani şurada korelasyonda sıkıntı çekerlerse ince ayarda, onu buradan kendileri de ayarlarlar görerek, olması gereken değerinin altında işlem görmekte arkadaşlar. Daha gidecek bir hayli yolunun olduğunu söylemem mümkün. Ama dediğim gibi, yani borsada her şey 2 artı 2 4 değil. Yani nasıl 27 liradan 44 liraya olması gereken fiyatı dediğimde oraya 3 ay zaman dilimi içerisinde ulaşmış ki bu bir yıllık fiyatlamadır arkadaşlar. Bunu bazen bir yılda oraya gider, bazen de 3 ayda alır. Niye? Her 3 ayda bir zaten bilançosu geliyor. Eğer 3 ay sonraki bilanço o hedefi katlamışsa bir yıllıkta, demek ki daha orayı kısa sürede o seti aşacağının bize sinyalini verir. İşte zaten her 3 ayda bir, 3'er aylık şirketleri takip etmemiz de bu yüzden. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video, bir öngörü sahibi olmanızı sağlayacak eğitim videosu olmuştur. Başka bir model şirkette görüşmek üzere, iyi geceler.